Osmaniye'de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan'ın 2 yıl önce bindiği uçakta duyduğu cümleyle hayatı değişti. Fazla kilolarından dolayı yaşadığı sağlık sorunlarının yanında uçak yolculuğu yapacağı esnada yanında oturan gencin "Allah'ım bu kadar şanssız olamam" demesinden sonra zayıflamaya karar veren Maskan, diyetisyen yardımıyla 92 kilo vererek 189 kilodan 97 kiloya indi. Osmaniye'de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan, sağlık sorunlarından dolayı 2 yıl önce aile hekimine gitti. Yapılan tahlillerde aşırı kilolarından dolayı vitamin ve demir eksikliği sorunu yaşayan Maskan'a doktoru kilolarından kurtulması için diyetisyeni tavsiye etti. Fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyene başladığında 189 kilo olan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde diyetisyenin de yardımıyla 92 kilo vererek 97 kiloya düştü. Kilo verme sürecinde sarkma sorunu yaşamamak isteyen Maskan, daha sağlıklı kilo verebilmek için spor yapmaya da başladı. Kilo vermesi için hayatında birçok neden olduğunu ifade eden Maskan, kendisini kilo vermeye teşvik eden en büyük nedenini uçak yolculuğunda yaşadığı diyalogla anlattı. 42 yaşında ta ki 2 sene öncesine kadar, 40'lı yaşlarıma kadar sanki 60 yaşında gibiydim. Bunlardan artık yaşanmaz hale getirmişti beni. Kurtulmak için çareler arıyordum tabii ki. Diyetisyene gidiyordum, işte ilaçlar kullandım falan ama bir türlü olmuyordu. Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti. Bana illallah ettirdi. Bundan dolayı bir gün aile hekimim, rahatsızlığımdan dolayı aile hekimim tahlil yaptı. Sonuçlarımın çok kötü olduğunu, B12, D vitamini, işte demir depolarımın boşaldığını, insülin üreticinin olduğunu. Bundan dolayı acil diyetisyene gitmem ve zayıflamamı söyledi. Tabii bu arada 189'lu rakamları görmüştüm terazide. Geceleri uykudan uyanmalar, işte nefes alamamalar, bir baş ağrısıyla günü o şekilde tamamlamalar, günün 13-14 saatini uyuyarak geçirmeler, artık işte çalışamaz olmak, işte merdiven çıkamamak, sosyal faaliyetlerden mahrum kalmak, bunların hepsini tabii ki en son demine kadar yaşadık. Aile hekimin yönlendirmesiyle diyetisyene gittim. Diyetisyende başladık. Kendi çabamla 189'ları gördükten sonra diyetisyenin de yardımıyla belli bir kilo verdim ama ondan sonra diyetisyenle aramızda bir kopukluk oldu. Başka bir diyetisyenle devam ettim tabii ki yoluma. Çünkü bu sefer kararlıydım sonuna kadar gidip bu işi bitirmeye. Tabii ki bunun için ne sebep oldu? Bir sürü sebepler sayabiliriz. Ama en büyük sebep bir gün uçak yolculuğuna çıkmıştım İstanbul'a gitmek için. Tam biletim cam kenarıydı. Önünde iki tane genç oturuyordu. Ben geldim biletle. Gençler bana bakarak dedi ki, ya Allah'ım bu kadar şanssız olamam dedi. O bana çok dokunmuştu. Tabii bunun gibi bir sürü olaylar olurdu ama bunların hepsi bir birikim sağlayarak en sonunda yaşanmaz olan bu hayattan kurtulmak gerektiğini ve kendime son bir şans vermesi gerektiğini düşüncesine sahip oldum ve buna inandım. İnanarak bu yola başladım. Artık yeni bir Bünyamin oldu. Bir yılın sonunda istediğim rakamlara, ikili rakamlara ulaşmış oldum. En son 97 kiloları gördüm. Artık yürümek bir keyif, gezmek bir keyif, araba kullanmak bir keyif, çalışmak bir keyif. Hayatın her alanda yaşanabilecek keyifler olduğunu anladım. Yaşanmaz olan bir hayattan yeni bir hayata merhaba dedik. İnsan istediği zaman her şey oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Tabii ki bu süreçte kilo vermenin yanında bunu korumak da çok büyük bir zorluk gerektiriyor. Bir çaba gerektiriyor, bir emek gerektiriyor. Kilo vermekten korumak daha zor. Yaklaşık bir yıla yakın süredir aşağı yukarı kilomu koruyorum. Artık yeni hayatımı değiştirmek istemiyorum. Eski kötü günlere gelmek istemiyorum. Onun için eskiye ait ne varsa hepsini sildim. Artık ailemle, çocuklarımla daha huzurlu, daha mutlu, hayattan daha keyif alan, dolu dolu bir yaşam sürmeyi istiyorum ve bunun için de elimden gelen tüm çabayı da bundan sonraki hayatımda devam edeceğim.